İsrail bugün bu savaşı sürdürüyor. İsrail bu gücü Amerikalı siyasetçilerden almıyor. Bunu nereden alıyor? Küresel sermayeden. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde üç çeşit elit grup var. Amerikalı sosyolog Wright Mills bunu söylüyor. Üç çeşit elit grup. Birincisi ekonomik elitler. İkincisi askeri elitler. Üçüncüsü siyasi elitler. Ve bunu ters piramit şeklinde açıklıyor. Ters piramidin en üstünde küresel sermaye var, ekonomik elitler. Bunlar diyor Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel hedeflerini belirlerler. Bir altındaki askeri elitler yani Pentagon bu hedefler doğrultusunda planlarını yapar ve piramidin en ucundaki alttaki sivri kısımdaki siyasi elitler de yapılan planları uygular diyor. Şimdi böyle bir durumda ABD'deki siyasetçilerin sadece küresel sermayenin belirlemiş olduğu hedefleri uygulayan bir mekanizma olduğunu düşünürsek, işte Netanyahu'nun da ABD'li siyasetçilerin sözünü dinlememesi, talimatını küresel sermayeden alması, ABD'deki küresel sermayeye hakim olması sanırım bu savaşın neden bitmediğini ve Netanyahu bu şekildeki hareketini ya da ABD Kongresi'nde ne kadar alkış aldığını bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Neden bu alkışı aldı? Bu alkışı kim yönlendirdi? ABD'li siyasetçiler ya da başkan ya da başkan yardımcısı. Yoksa küresel sermaye. Ya da şöyle diyelim. Biden'ın yerine başkan adayı olan Kamala Harris'in 2 saat içerisinde 82 milyon doları nasıl topladığını bir düşünelim. Adaylığını koydu. 2 saat içerisinde 82 milyon dolar bağış yaptı. Yani bu ABD vatandaşlarının yüzer dolar vermesiyle toplanacak bir para. 2 saat içerisinde. Acaba Harris'i kim istiyor bu savaşta başa gelmesin Biden'dan sonra? Bütün bunlara cevap verdiğimiz zaman, bütün bunları düşündüğümüz zaman ben Netanyahu hükümetinin ABD'li siyasetçileri hiçbir zaman için dinlemeyeceğini, bu hedefin, bu söylemin, bu politikanın küresel sermaye tarafından dayatıldığını ve sahada da uygulandığını belirtmek isterim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.